Neye homurdanıyorsun? Kızım şu televizyonu şu kalkın mavgın söylüyorum gibi ay geliyorlar. Ah ah yalan dünyanın işleri. Çamaşır sepeti burada kalmış. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. Evet. Yaptık arkadaşlar, sabah artık geç kalkıyoruz. Safra kadar oturuyoruz biz. Dün akşam baya bir göç oturduk. Özge'de Nürfer'le baya oturdular. Evet. Sonra cuma saat 12'den sonra Nürfer'in annesiyle komşusuyla geziyormuşlar. Onlar da evine geldi. Ondan sonra baya bir yarım saatten fazla sohbet ettik. Yatmam saat yani 1.30 oldu. Kalkıyordum, ediyordum derken. Daha sabah safırdan sonra namazı bekledim derken geç oldu. 12'ye buluyor sabah kalkmamız. Mukavelimi dinledim. Rabbim kabul eylesin. Namazlarımızı kıldık. Şimdi biraz şeye gidiyoruz arkadaşlar. Arka tarafa biraz ıspınak ekesim var. Bu sene fazla oraya bir şey yapmaya zamanım olmayacak. Çünkü yaz tatiline bakalım inşallah. İzne gidesimiz var Rabbim izin verirse. Eğer bir aksilik bir şey olmazsa yani herhangi bir durum gelişmezse. Onun için arka tarafı ıspınak alayım dedim. Yani biber falan ekmedim bu sene. Kesim yok zaten, hiç gerek yok. Kızlar da zaten tam yaz tatiline Türkiye'de olacaklar. Onun için işte patates gibi, şey gibi... ıspanak gibi lahana söyleyeceğim arkadaşıma. Domates de aslında ekebilirdik gene biraz çeri domates şu kenara. Çünkü domates biz gidip geldiğimizde gene ya da öyle çünkü biz geldiğimizde gene yeriz. Aynen. Aynen öyle. Onlar gene bakalım olsun. Niyetimiz o. O şekilde arkaya biraz fasulye falan dikesin var. Hani böyle kalıcı bir şeyler yani bozu şey etmeyecek. Fazla şey yapmayacak. Hemen bir anda bozulmayacak bir şeyler. Onun için ıspanak alayım dedim. Çıkan sene ıspanak çok güzel oldu biliyorsunuz. Onun içinden ıspanak ekmek için ıspanak alındı. Tohum almam lazım. Anneciğim bana bir sürü tohum verdi. Tohumları getirdim. Böyle torbaladım. Buraya getirdim ama tohumları bir tane bulamadım arkadaşlar. Ya eşim bir şey değil yani bir şey olduğunu anlamadı. Çöp attı. Ya karışmana gitti ne oldu bilmiyorum. Onun için şimdi bakayım eşimle şöyle bir gideceğiz bir Globus'u bir yerlere. Bir gezeceğiz bakacağız. Oralarda eğer çekim yapabilsem çekerim inşallah. Hava da çok güzel bugün Özge. Çok güzel. Sen ne yapacaksın? Ben evleri süpüreceğim. Ha, babam da çağırıyor. Evet o da çağırıyor. Haydi bakalım. Neyse görüşürüz ilerle saatleri. Sen benim telefonu da ver. Fatmacığım kaflanta yağ var diye. Ben de hemen tam baktım telefonda mesaj var. Eşime dedim ki hemen dedim oraya uğrayalım. Kimse başı bir tane veriyorlar dedi. Dedim gidelim iki tane olsa alırız dedim. Geldik ne yağ var ne bir şey dediğim gibi. Ondan sonra da... Dört karton koymuşlar. Yok dört karton değil o bayağı gösterdi beya vardı. Kaldırmışlar demek ki. Un da yok arkadaşlar. İnanın esmer un bile kalmamış. Burada başka yerde devam yok mu bilmiyorum ama dikkatimi çekmedi. Ben zaten genelde alışverişe gitmiyorum. Özge gidiyor biliyorsunuz ya da eşim gidiyor. Böyle yani biz de orada biraz bir iki alacaklarımız vardı. Şey aldım patates aldım dikmek için. Ben çıkan sene izine gittiğimde biliyorsunuz patates toplamadan gitmiştim. Ve ondan sonra da zaten artık kaç ay sonra gelmedik. En azından onlardan böyle küçüklerinden dikmek için kalıyordu. Kalmadı. Şimdi bir aslında arkadaşlara yazsam vardır da aman şimdi ona vuruşum. Baktım tam dikmelik patates koymuşlar. İki kutu ondan aldım. Şimdi güzel bahçeye onu dikeceğim. Dediğim gibi bu sene bahçeye patatesli böyle lahanaydı.
Fasulyeyi de öyle şeyler dikeceğim kalıcı olarak. Yani böyle fazla oydu, biberdi, şuydu, buydu şey yapmayacağım. Bir de ıspanak ekesim var inşallah. Bakalım ne yaparsak işte. Ispanak da aslında yetişirim yetişmez ama yine de biraz ekelim olur olmaz. Bahçede bir yeşillik olsun diye düşünüyoruz. Bakalım gidiyoruz inşallah. Arkadaşlar geldik çiçek bahçesine. Burada bak uygun bu çiçekler alacağım şimdi. Bundan 12 tane oluyor içinde küçükler ama bunlar diktiğinde çok güzel tutuyorlar arkadaşlar. Arka tarafı hep bunlardan dikiyorum her sene. Şunlardan birkaç tane alalım Necdet. Bunlar yeter zaten. Şu kırmızılardan alalım birkaç tane. Bak şunlar var ya şöyle. Bak şunlar çabuk tutuyor. Şunu alabilirsin. Bir tane ondan dikelim. Şu pembeler çok güzel. Şu kırmızıdan bir tane daha alabiliriz. Arka tarafı kırmızı dolduralım. Bak yine de duramadım gördüm. Neyse şu pembelerden alalım. Şu arkadakiler daha mı güzel? Baksana Necdet alsana oradan. Ben çekim yapıyorum. Bakın böyle alıyorum anca çiçekleri ben arkadaşlar. Şöyle küçük ama diktiğimizde on evet tamam. Bu da güzel. Diktiğimizde büyüyorlar. Fiyatlar da uygun. Bir tane de bir tarafa bakayım. Dur değişik bir şey var mı? Şurada var. Bak beyazlar var. Şöyle değişikler var ama en güzel onlar. Şu yukarıdakiler neyle? Şunlar var. Şunlar değişik. Şu her köp değişik değişikler ama şuna bak. 10 tane var. 10 tane mi? Evet 10 taneymiş. Önceden 12 taneydi aslında. Şöyle beyazları var ama kırmızılarla pembeler daha güzel duruyor. Neyse bakalım. Şu taraflarda da var. Şöyle bakalım. Fazla almayacağım ya bu sene. Hangisi? Yok yok hiç gerek yok. Bunlar güzel ama bunlar şimdi şeye gelecekler. Paketiyle öyle al diye falan geliyorlar bunlar da. Bunlar tane hesabı pahalıya geliyor. Ya pahalı değil de alın alır ama ben şimdi burada fazla kalmayacağım için. Bakın çok güzel çiçekler. Ay rengarenk. Ben burayı her sabah işten çıktığımda arkadaşlar illa burayı bir geziyorduk arkadaşlarla. Şimdi böyle geldiğimde buraya için böyle bir değişik oldum yani. Burada ben yaklaşık 6-7 sene çalıştım. 7 senem 6 senemde çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde. Çok güzeller. Şunların çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Ben kendimi kaybettim buraya geldiğimde. Şunlar da çok güzel ama yok yeter. Şunlar da askıya takmak için, dikmek için güzeller. Şunlar da Necdet. Şunlar var ya şunlar. Onlar. Onlar büyüyorlar. 1.19. Olan iki tane alalım mı askıya? Olur. Ama ölür onlar ya. Kim bakacak onlara? Boşça bırak. Evet. Yine geldik benim fevri yerlerime. Sabahları buraya ile böyle bir bakıyordum arkadaşlar. İşten çıkınca arkadaşlar gelişti ya da buraları ben böyle bir gezerdim. Hayran kalırdım. Burası büyük bir yapı market biliyorsunuz. Burada ben çalıştım dediğim gibi. Bakın her taraf değişik değişik. Şunlar çok güzel. Benim arka tarafta var arkadaşlar bunlarda. Kokarcam diyorlar. Ne diyorlar bunlara? Bayılıyorum şunları. Şimdi arka tarafa diktim bunlardan birkaç tane. Bunlar büyüdüğünde çok güzel oluyorlar. Fiyatları neymiş bakayım. Evet, evet. Maalesef işte biz bakımsızlıktan. Şunlar da şimdi yine öyle boşta kalmasın diye aldım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şunlara bakın öyle ay. Yaradan'a kurban oldu. Şu ayrı bir güzel. On ayrı şu arkadaşlar. Ama bu kalıcı. Ölmüyor bunlar. Her sene çıkıyor. Her taraf ayrı bir güzel. Şimdi Tarık'a getireceğim oradan sizlere. Burası böyle çiçek üzerine. Her türlü şey var arkadaşlar burada. Ne ararsanız var. Tabii ki paranız varsa var. Paranız yoksa her yer boş. Böyle büyük çiçekler. Önceden ne merak ediyordum bunları ben. Ah şimdi hiç umurumda bilen değil. Önceden böyle uzun çiçekleri evin içine kaç tane aldıydık değil mi şeyde filan. Şundan bir tane vardı bayağı uzun zaman kalmıştı. Ne bileyim seviyordum. Şimdi hiç onların alış yapmaya zamanım yok. Bahçeleri daha çok seviyorum şimdi. Evi içinde sıcak olduğu için çiçek varan mı? Şimdi sizi bir arkaya daha getireceğim. Orası tam çiçek yeri. Sebzeler de var orada. Bakın her türlü her şey var. Bahçeye ait ne varsa burada var arkadaşlar. Bahçe malzemesi aklınıza gelmeyen. Evet burası da böyle yine ağaçlar var. Evet burada sebzeler de var bakın.
Mesela bak salatalıklar gelmiş. 2.49 diyor ama şey bunları dikecek çadır lazım arkadaşlar. Bunlar şu anda dışarı dikilmez. Ta havalar soğuk. Dışarı için. Hı? Marul altın. Marul da. Zaten bilinmemiş boyuna kalmış. Nerede bitecek bu? Her şey var böyle. Bak alıp çıkabilirsiniz. Maydanozlar, çilekler. Bakın domatesler gelmiş ama ölmüş. Dediğim gibi bunlar şu an dışarı dikilmez. Ancak çadır olanlar. Çilekler var. Çok çilek var. Ağaçlar var. Burası da artık ağaç bölümü arkadaşlar. Her türlü ağaçlar var burada. Bakın şöyle. Diyeyim burası çok büyük. Geze geze 4-5 saatte boş edemezsiniz. Ta üst taraftaki bölüm buranın. Ta kaç bölüm burası. Burada böyle de bahçe dikebileceğiniz her türlü böyle çiçekler bunlar. Bugün de böyle gezelim sizlerle. Bakın bunlar gül çeşitleri. Her türlü güller mevcut. Nasıl isterseniz. Alt tarafta da şeyler var. Bakın şu çiçekler böyle. Değişik ağaç bu. Süs ağaçları böyle. Bunlar da gül ağaçları, güller arkadaşlar. Ta o tarafta öyle bakın. Her tarafta değişik değişik. Şimdi size sebze, meyve bölümüne götüreyim. Bunlar da böyle çam böyle modeli modeli. İsteyen böyle bunu bu şekilde evin önüne dikip bu şekilde büyütebiliyor. Bakın burası şey. Şöyle evin kendine almıştım ben. Çıkan sene sarmaşık çiçekler. Evin kendine var. İnşallah bu sene canlanır da. Bunlar da çok güzel. Burası da meyve bölümü arkadaşlar. Bakın elma, armut, kiraz. Her türlü meyveler var burada. Ben meyveleri buradan almıştım. Elmayı falan. Çıkan sene. Bakın şu Necdet kişi bu kirazdan yoktu çıkan sene. Bak bu kirazdan da gelmiş. 32.99. Aa, bu o ne öyle? Çok pahalı ya. 32.99. Tamam, 33 öyle de. Tutmuş olanı bu. Tutmuş derken? Ya şimdi bak mesela bir tane aldı bizim öldü ya. He. O küçüktü. He tamam bu iyi olmadı değil mi o? Olmadı. Doğru bu iyisi değil mi? Tabii. Doğru söylüyorsun. Bak şu şey bile olmuş. Çiçek bile açmış. Aslında bunun adını almak lazım değil mi? Aynen. Ama elmamız iyi. Bunlar da yine çam ağaçlar arkadaşlar. Değişik değişik. Şöyle bir hızlı gidelim burayı. Çok şey yaptık çünkü. Şu tarafı çekeyim ben size. Meyveleri çekeyim tekrar. Komple çam ağaçları. Yılbaşına hazırlıyorlar bunları şimdi. Yılbaşına tek tek. Allah böyle keserler bunları. Ya da böyle bunlar. Evet burası da armutlar. Bak Necdet. Bunlar açlı. Açlamışlar bunları. Açlı mı bunu? Açlı gibi sanki. Yo. Baksana. Armut ağaçları. Değişik değişik. Kiraz. Ama o kiraz hoşuma gitti benim. O alacalı kiraz o. 32-33 euro arkadaşlar. 33 euro kaç? Ne kadar yapıyor Necdet Türkiye'de? Kaç? 33 euro. Hı hı. 450 lira falan. Ne diyorsun sen lan? Hı. O kadar var mı yani? 470-480 lira. Evet bunlar da üzüm bağları ama mahvolmuşlar zaten. Nerede patlamış oradan neyse. Şunlar böğürtlen, siyah böğürtlen şöyle. Aslında ondan güzel olur. Evet. Bir tane var ya dikeceğim şimdi. Neyse. Evet arkadaşlar böyle bahçesi müsait olanlara böyle oturma grupları. Bunlar bahçelerde oturma grubu böyle. Ay tabii tabii. Şurada büyük enli dolap gibi bir şey. Yani bahçelerinize böyle her şeylerinizi, bahçe malzemelerini koymak için alabilirsiniz. Şimdi mesela şunları alınca bu yastıkları kaldırabilmek için büyük bir dolap bu. Bakın şöyle masasıyla takımlar bunlar. Güzel böyle bahçe takımları var. Şurada bir tane grup, bir grup var o çok hoşuma gitti. Evet şurada şöyle büyük oturma şeyi tam bana göre ha 250 euro az da değil. Lan açık ucuz olun ya. Of. Neyse şu tarafta bir takım var o çok hoşuma gitti. Sade bu. Çok şey değil. Aa evet çok güzel. Ha, oturma odasına bile olur aslında. Şöyle bir köşeye şu iki tane. Berjel gibi. Bakın şunlar da böyle takım olarak grup gibi. Çok hoşlar ama. Bakın böyle mesela hani Türkiye'de böyle balkonlar olan var ya bizim öyle bir şansımız yok.
O balkona çok güzel gider. Bu 649 euro. İki böyle küçük bir tane, iki berjeli, bir de şöyle oturma şeyi, bir de masası. Evet arkadaşlar, 649, yani 650 euro neredeyse. Ama güzel, hoşuma gitti benim. Bambus ağacı. Bambus ağacı eskimiyor. İnanın senelerce kullanırsınız. Bak bu inanın hoşuma gitti bakın. Şöyle bir oturma odasında bir yer olsun. Şöyle oturma odasına bile alıp kurulabilir. Çok hoşuma gitti. Beğendim ben. Evet. Şurada bir şey daha hoşuma gitti. Bakın bunlar da mangal çeşitleri. Her türlü mangallar böyle. Elektriklisi, tüplüsü, kömürlüsü, her türlü mangal çeşitleri var. Şurada bir şey daha hoşuma gitti. Onu da göstereyim sizlere. Bakın buralar hep böyle oturma grupları arkadaşlar. Teyzen. İşte benim favori oturma şeyim. Ama çok şey, çok pahalı ya. Allah Allah. Güzel böyle arkadaşlar ya. Şu kadar şey. Türkiye'de hani salıncak gibi falan yapıyorlar ya. Onun bir değişiği, değişiği. İşte dediğim gibi buradaki fiyatlarda böyle bakın. Oralarda da aynen öyle takımlar var. Bütün bahçe malzemeleri burası. Bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ben bahçede bayağı bir şeyler yaptım ama oraları çekmedim. Çünkü bugün bayağı bir çekim yaptım. Yarın çekerim inşallah, ıspınak falan ekeceğim yarın. Çünkü geç çıktık eşimle, bayağı bir şeyler yaptık oralarda, yine temizledik. Sonra cuma şimdi giyindik kuşandık, nereye gidiyoruz Özgeciğim? İftara gidiyoruz anneciğim. Evet, Emel kardeşimizle. Evet, Emel abla etti. İftara davet etti. Oraya gidiyoruz. Zaten çok yakın, onun için yürüyerek gidelim dedik. Babam da şurada bisikletle gidiyor. Yaramaz çocuklar gibi bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidip gidip aynen. Neyse bakalım. Şöyle yolu da çekelim dedik. Sizi orada da biraz masaya falan çekebilirsem. Masayı da çekmeye çalışırım. Aynen öyle. Böyle bakalım. Babam nereye galiba geliyor? Geliyor, geliyor yaramaz çocuk gibi. Allah'ım ya Rabbim.